Sevgili canlar, son dönemde çok fazla kullanılan haricilik, çağdaş haricilik kelimelerinin gerçek anlamlarını anlatacağım size. Biliyorsunuz harici kelimesi havariç yani yoldan sapmış, yoldan çıkmış olarak Ali taraftarlarının Ali'nin yolundan çıkması anlamında kullanılmıştır. Hariciler Ali'ye sıtkı sadakatle bağlı olan hatta sevgilerinde aşırıya giden topluluklardı. Ali, Hz. Ali Efendimiz'in ordusunun içerisinde bulunan bu topluluk Sıfın Savaşı öncesinde e, ordunun bir kanadını oluşturuyordu. Ordunun diğer kanadını oluşturanlar ise hem akrabalarının karşıda olması hem de yorgunluk ve kayıplardan dolayı Maliki Eşler'in üstün başarısıyla yenilmek üzere olan Muaviye ordusunun komutanlarından Amr bin As'ın hakem olayına başvurarak yaptığı hile ile e, bir hakem tayin edilmesi konusunda iki tarafında Kur'an yapraklarını mızraklara takarak savaşın tam ordusu ortasında bir kısmı savaş yapmayı istememesine sebep olup, Hazreti Ali'yi hakem olayıyla anlaşmaya gitmeye zorladılar. Hazreti Ali defalarca ene Kur'an, ben Kur'an'ım, yaşayan Kur'an'ım, konuşan Kur'an'ım, o mızraklara takılı olan ise kağıt ve mürekkeptir demesine rağmen ordusunun içerisinde hem karşı ordudaki akrabalarından dolayı hem yorgunluktan dolayı hem de Kur'an yapraklarının mızrağa takılmasından dolayı bir tereddüt yaşanmış. Bunun üzerine harici denilen grup sıkı sıkıya bu hakem olayına kabul etmemesini istemesine rağmen Hz. Ali Efendim ordu içerisindeki bu anlaşmazlıktan dolayı hakem olayına mecbur kalmıştır. Daha sonra hakem olayında Amr bin As'ın oyun yaptığını anladığında hariciler tekrar Hazreti Ali Efendime itiraz ederek kendileri bütün Muaviye'nin ordusunu kesip bitirip kes e yok edeceklerini söylemesine rağmen Hazreti Ali Efendim yapılan bir anlaşmanın bozulamayacağını, geri döndükten sonra onlar üzerine vergi koyacağını, ve tekrar üzerlerine gideceğini söylemesine rağmen hariciler İmam Ali'ye aşırı sevgileri hatta ona Allah'ın hükmü anlamında sen Allah'ın hükmüsün anlamında e, Allah diyecek kadar ileri gitmelerinden kaynaklı olarak e, kızmışlar bu duruma ve Hazreti Ali Efendim'den ayrılıp Nehravan bölgesine gitmişlerdir. Hazreti Ali Efendim onların çıkarttıkları karışıklıklardan dolayı Muaviye'nin üzerine gidemeyip onlarla savaşmak zorunda kalmıştır. Ve bu savaşta da bütün hariciler ölmüş. Dokuz harici kaçabilmiştir. Kaçanlar arasında İbni Mülcem de bulunmaktadır. Daha sonra biliyoruz ki İbni Mülcem Hz. Ali Efendimizin şehadetini gerçekleştiren kişi. Ve kendisine ee, İmam Ali'nin büyük büyük yardımları dokunan bir, Haricilerin çoğu Hazreti Ali'ye o kadar aşırı bağlılardı ki e, Hazreti Ali taraftarlıkları e, bugün e, fanatik denecek düzeyde, Hazreti Ali'yi uluhiyet verecek düzeydeydi. Bugün çağdaş harici denilen topluluk ise Ali Efendimiz'e Arabın Ali'si, bizim Ali'miz başka, biz Arabın katil Ali'si ne işimiz var gibi sözler söylemektedirler. Bunların ikisinin bir araya gelmesi yani haricilerle bugün Ali'siz Alevilerin aynı düşünülmesi büyük bir hatadır. Çünkü bir yanda kendisine aşırı bağlı olanlar bu aşırı bağlılıklarından dolayı Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği benim bana aşırı sevgisi olan topluluklarla iki, iki topluluk helak olacaktır. Bunlardan birisi aşırı bağlı olup beni bulunduğum düzeyden yukarıda bir düzeyde tutanlar. İkincisi ise tamamen bana inanmayanlar dediği düzeyde. Olsa olsa hariciler bugün Hz. Ali'ye aşırı bağlılığından dolayı bize Peygamber Efendimiz'in bıraktığı iki ağır emanetten Kur'an ve Ehli Beyt'i abartanlar olarak ortaya çıkar. Ehli Beyt'i yani İmam Ali'yi e, abartanlar, onu Allah'lık, uluhiyet seviyesine çıkaranlar da Hz. Ali Efendimiz'i hiç tanımayıp bize Kur'an yeter diyen zihniyet de bugün yanlış yoldadır. Oysaki Peygamber Efendimiz iki ağır emanet bırakmıştır Kur'an ve Ehli Beyt'i buna sıkı sıkıya bağlı olmak, dengede, sıratı müstakimde bu ikisini tutmak gerektiği düşüncesini hep dile getirmiştir. O anlamda alisiz aleviler e, çağdaş hariciler değil, hariciler olsa olsa bugün Ali sevgisini aşırı tutanlar olabilir. Ve Ali Efendime bile karşı çıkarak sevgilerinden dolayı karşı çıkarak ee, onun kendisine rağmen yanlış yaptığını düşünecek kadar onu sevenler olabilir. O anlamda bu kelime tarihimizdeki gerçeklerle örtüşmemektedir.